Tüm çizerlere ve videoma, kanalıma denk gelen herkese merhaba. Öncelikle bir teşekkür borçluyum çünkü 3500 aboneyi aştık. 4000 aboneye doğru ilerliyoruz. Ailemiz büyüyor. Teşekkür ederim abone olan herkese. Yeni yarışmamız başlasın artık. Epey mesaj aldım. Gerçekten uydurmuyorum. Çok mesaj geldi artık yarışma yapalım diye. Ben de istiyordum ama yarışma biraz meşakkatli oluyor. Ama yapalım artık. Yeni yarışmamız için önceki videolarda sizden konu istemiştim. Ama böyle çok bomba, vay be bu konu olsun dediğim bir şey çıkmadı açıkçası. Daha böyle yaratıcı bir şey arıyordum galiba. O yüzden dedim ki konu, tema konusunda sınırımız olmasın. Temamız serbest olsun. Herkes hayal gücünü kullansın sonuna kadar. Hiçbir sınır olmasın. Bence en mantıklı ve en doğru hareket bu olacak bir sanat yarışması için. Onun dışında daha önceki yarışmayla ilgili videoları izleyerek eğer ilk defa katılacaksanız nasıl olduğu konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Bana bir fikir barındıran, bir çıkış noktası olan tasarımınızı yapıyorsunuz ve gönderiyorlar. Yazacağım, açıklamaya yazacağım adreslerden, Instagram ve mailden bana gönderebilirler. Daha sonra bunları videolaştırıp değerlendireceğiz. O videonun altındaki gelen beğeni sayısına göre de birincimizi belirleyeceğiz. Yine birinciye de sosyal medya hesaplarını paylaşmak, ismini duyurmak gibi minik bir ödül vereceğim. İleride umuyorum ki bu kanalı büyüttüğümüz zaman, ben YouTube'dan gerçekten para kazanmaya başladığımda doğru düzgün büyük bir hediye yapmak istiyorum. Aslında bir paket yapmak istiyorum. İçerisinde işte sketchbook, kalemler olan, moda dergileri olan böyle hoş şirin bir kutu paket hediyesi yapmak istiyorum derece alan insanlara. Şimdilik böyle yetinelim. Benim de durumum yok malum. Neyse, uzun zamandır video çekemedim çalıştığım için ama artık belirli günlerde video çekmeye karar verdim. Diyeyim, haftada bir, belli bir gün, belli bir saatte video artık gelecek. Bunun duyurusunu da yapmış olayım. Gün saati zaten size bildiririm. Buradan takip edenler sadece Instagram'dan da takip edebilirler. Daha çok oradan iletişim kurabiliriz. Bana yine Instagram'dan ve mailden ulaşabilirsiniz her zaman, her şekilde. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Flaş ışığı açıkken çizim kara kalem olduğu için parlayarak görünmüyordu. O yüzden ikinciyi çekiyorum şimdi. Öncelikle bir vücut taslağı oluşturuyorum ve sayfama yerleştiriyorum. Kıyafetimi çiziyorum. Daha sonra boyuta geçeceğim. Bu el yanlış bir yerde ya. Şurada bitmeliydi. Onu sileriz birazdan. Şimdi önce vücudu boyutlandıracağım. Boyuta nasıl başlıyorsunuz? Çevreden başlıyorsunuz. İş gerçekten de zor değil. Yaptığım şey bu kalemle, boya kalemiyle ya da başka bir boya tipiyle dışarıdan içe karalamaktan başka bir şey değil aslında. Ama bu işi yeterince yapmamız gerekiyor. Fazlası mahvedebilir.
kontrollü bir şekilde gitmek gerekiyor. Arkada kalan yerlerde gölgeliğini biraz daha artırıyorum. Burada yaptığım gibi kalça arkasında kalan kolda biraz daha fazla karalama yaptım. Çene altında yine karalamamı yapacağım ki oradaki boyutu hissettireyim. Parça var ya, işte burası kıyafetin üzerinde çizdiğim şeylerin desen değil de gerçekten 3 boyutlu birer materyal olduğunu gösteriyor. O yüzden 3 boyutlu şeyler çizerken omuzlardan, kollardan böyle dışarıya taşırırsınız o materyalleri ki boyutu gösterebilirsiniz. Kıyafetteki boyutlandırmayı vücut tipine göre yapıyorum. Yine karalama işlemi yapacağım. Bu işi çok abartmadan yapmam gerekiyor. Çünkü mahvedebilirim. Özellikle silinmeyen kalemlerle yaptığınız zaman bu işi çok dikkatli yapmalısınız. Ben çukurunda karalamamı yaptım. Yine o çevresel karalamamı hafiften zaten yapıyorum ama diğer kısımlarda da içerideki vücudun şekline göre yapıyorum. Burada bir bacak var mesela. Burada da diğer bacak var. Onların şeklini önemsiyorum. Duruşunu, yönünü önemsiyorum. Bunlara göre yapıyorum. Yine bu çevresel karalamamın dışında iki bacak ortasında da bir karalamayı yaptım. Yine bu bacak önde duruyor. Diğer bacak da onun hemen arkasında duruyor. Bunları önemsiyorum ve şuradan gelen karanlığı yapıyorum. Yine kumaşın arkada kalan parçalarını daha karanlık yaparak boyutu vermeye çalışıyorum. Şu en arkadaki parçaya dikkat edin. Bunu tamamen karalayacağım. Ve onun gerçekten arkada kaldığını bu şekilde göstereceğim. Daha düzgün boyanabilir tabii. Onu önemsemeyin. Burada maksat anlatmaya çalıştığım şey. Burayı tamamen karaladım. Çevresel değil. Çünkü bu parça en arkada kalıyor çizimde. Arkadan öne doğru karanlığı hafifletiyorum. Karalama işini. Bu sayede boyut kattığımı düşünüyorum. Yine elbisenin rolanlarının çukur olan yerleriyle tümsekte kalan yerlerini farklı farklı boyuyorum. Öndeki kısım için de aynı şeyi yaptığımı düşünün. Biraz daha şöyle hızlıca karalayayım. Yani bu burada, bacaklarda, kalça kemiğinde, buralarda verdiğim açıklıklar bana o boyutu hissettiriyor diye düşünüyorum. Bu arada elin şurada bittiğini hayal edin. Çünkü biraz fazla uzadı, buradan olmamalıydı. Şimdi yüze geçelim. Sayfaya boydan sığdırdığım bir çizimde yüz bayağı küçük olduğu için ayrıntılarda zorlanacağım. O yüzden inanılmaz karalama yapmamam lazım ki çizimi batırmayayım. Çok karalarsam batırırım. Bunu çok yaptım. Siz yapmayın. Tavsiye. En önemli şeyler ne? Elmacık kemiklerinin altında kalan o kontürlediğimiz, bronzer sürdüğümüz kısımlar. Yine kaş, göz çukuru ve kaş arasında kalan diğer kısım. Aşırı karalama yapmamaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Şöyle göstereyim, elinden görünmüyor sanırım. Kaş ve göz arasındaki bu çukur, alındaki çukur, yine şakaklardan hafif karalamalarla alnın tümseğini gösteriyorum. Burun deliklerimi şöyle yapıyorum. Burun etrafından çok hafif geçiyorum. Boyutunu hissettiriyorum. Dudaklara geçiyorum. Dudakların orta çizgisinden başlıyorum. Daha sonra üstte hafif çizgi verip altta da sadece çene altındaki kısmı gösteriyorum. O karanlığı veriyorum.
fazla karalamadan yüzü bu şekilde bitirmek istiyorum. Hafif göz çevresine de şöyle vereceğim. Onun dışında da yapmayacağım. Şöyle bitirelim. Bu karalamada abartmamak önemli. Yani ben tamamen kurşun kalem kullandım. Kara kalem gibi yaptım. Siz sulu boya, kuru boya ne kullanıyorsanız artık hepsini yaparken önemli olan dıştan içe doğru bu işi yapmak. Arkada kalan kısımları tamamen çok bastırmadan yine yaptım bu işi ama tamamen yapmak ve en karanlıkta kalabilecek yerler, koltuk altı, bel oyuntusu gibi, çene altı gibi yerleri de kalemimi en çok bastırarak gölgeyi vermeye çalıştığım yerler. Oraların iyice gölge olduğunu gösterirsem diğer kısımların da önde kaldığını, yani o üç boyutu hissettirmiş olurum. Mevzu bundan ibaret. Ha, bu arada şunları unutmuşuz. Bu üzerindeki materyallerin hepsine tek tek gölge vermeniz gerekiyor. Dipte kalan kısımlardan açılan kısımlara doğru. Daha büyük bir yüz çizimine bakarsak, öncelikle şöyle oval bir yüz çiziyorum. Yüzde en önemlisi çukurları belli etmek. Gerisi zaten gelecektir. En önemlisi sanırım elmacık kemiklerinin altındaki çukur, dudakların dudakla çene arasındaki çukur, yine göz ve kaş arasındaki o çukur, onun dışında şakaklardaki hafif böyle dış boyutu verebiliriz, buradaki ovalliği. Buradaki çukurdan bahsediyorum. İşte burası o gölge boyutu veriyor. Onun dışında burun delikleri yine o boyutu veriyor. Burun etrafından, yani bunları çok böyle çizgisel çizgisel atmak yerine çok hafif karalamalarla o buruna ulaşıyorum. Etrafından karalama yapıyorum. Yine şuradan karalama yapıyorum. Şuradan mesela hafif karaladığım zaman burnu biraz daha okka gibi gösteriyor. Yine göz çevresinden şakaklara uzanan kısımda biraz karanlık veriyorum. Bu elmacık kemikleri kısımlarını hiç boyamadan bırakıyorum. Yine elmacık altı gölgemi veriyorum. Onun dışında dudak konusunda da çok çizgisel davranmamak gerekiyor diye düşünüyorum. İki dudak arasındaki gölgeyi verelim. En önemlisi o. Onun dışında da yumuk mu oldu dudak ya? Onun dışında da çene ve dudak altındaki tam da bu noktadaki gölgeyi verdiğimiz zaman yüzde hafif yamukluklar görüyorum.
Bir diğer önemli şey de çene ve boyun arasındaki farkı bir gölgeyle göstermek. Belli yerlerde kalemimi en yoğun şekilde kullanarak karalıyorum ki oradaki şeyi iyice göstereyim. Yine boyun çevresinden birazcık da giriyorum. Bu şekli belli ediyorum. Yani en büyük çukurlarımız göz üstünde. Yine burun altında oluyor, dudak altında oluyor ve iki dudak arasında oluyor. Onun dışında da elmacık kemiklerinin altındaki kısımları şekillendiriyorum. Burayı hafifçe şöyle dışa doğru bırakırsam. Kaşları da biraz netleştirelim. Son olarak yarışmayı hatırlatmış olayım. 20 Temmuz'a kadar tema sınırımız olmadığı bir yarışma yapıyoruz. Bana bu yazdığım mail ve Instagram hesaplarına ulaşabilirsiniz. Çizimimizi gönderebilirsiniz. Son tarihlere kadar lütfen ilham için bekleyin, acele etmeyin. Son tarihlerde gönderebilirsiniz. Yani nasıl istiyorsanız öyle yapın da benden bir tavsiye olsun. Tema sınırımız yok. Değerlendireceğimiz kriterleri de önceki yarışmalardan zaten biliyorsunuz. Vücut çizimini gölgelendirme, boyutlandırma, kumaş hissettirme konularında değerlendireceğiz. Daha sonra yine sizin oylarınızla bir sonraki videoda da seçmiş olacağız. Onun dışında da çekmemi istediğiniz konuları lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.